Herkese merhaba, ben Erkan Erten. Bugün Mazda MX-5 ile İstanbul'dan İzmir Çeşme'ye gideceğim. Mazda'ya ilk uzun yolculuğum olacak bu. Şu anda İzmir otobanına çıkıyorum. Yani Bursa İzmir otobanına çıkıyorum. Mazda'ya ilk uzun yolculuğum olacak bu. Çünkü normalde şehir içinde kullandığım bir araç. Yakıt tüketimi şehir içinde fena değil ama uzun yolda da görmek istedim ve performansını görmek istedim. Takribi 4 saat bir yolumuz var. 4,5-5 saat diyelim hatta Çeşme'ye kadar. Bakalım Mazda MX-5 ile nasıl konforlu ya da nasıl rahat gideceğiz. İçeri çok fazla ses alıyor ama bu böyle bir arabaya göre gayet iyi. Performansı gayet iyi bu motora rağmen. Çok yüksek süratlerde rüzgardan dolayı çok fazla tepkimi oluyor. Müzik sistemi çok iyi, yeterli bu araba için. Yakışı çok iyi, 4.7 yani 130-140 sabitle gidiyorum, 4.7 litre gözüküyor. Deposu da 250 liraya doluyor. Takribi 40 litre, 45 litre bir deposu var. Şu anda İzmir otobanında işte Manisa'ya doğru gidiyorum. Şu ana kadar gayet iyi yolculuğum. Şöyle konforlu bir alanım var. Gayet iyi bir araba, yani alınabilir bir araba. Ben de zaten bu arabayı aldığımdaki düşüncem şuydu, şehir içi kullanımıydı. Fakat diğer araçlarım dolu olduğu için bugün bununla gidiyorum Çeşme'ye. Arabanın aerodinamiği çok iyi. Yani rüzgar yandan geldiğinde ya da önden estiğinde, mesela Bursa'da korkunç bir rüzgar vardı ve yağışa dönecek herhalde. Orada mesela hiç savurmadı araba. 120-130 sabitle savurmadı. Hatta belli yerlerde sollamalarda gayet iyiydi. Şöyle bir handikapı var. Tabii uzun bir yolculuğa çıkacaksınız, bir valiz alacaksınız, bir çanta alacaksınız. Benim de herkes gibi ufak bir valizim var, bir çantam var. Birkaç bir şey daha aldım ve şu halde gidiyoruz. Bir valizden sonra arabanın bagajı iptal oluyor. İkinci ya da üçüncü çantanız varsa yolculuğa bu şekilde devam ediyorsunuz. Çantanız yanınızda gidiyorsunuz. İlk molamı Soma'da verdim. Maasak'tan çıkarken depoyu doldurmuştum. 325 km daha depom var. 338 km gelmişim. Ve daha yarım depo olmamış. Ne yakmışız? 8.4 litre yakmışız 100 km'de. Gayet iyi. Yani 130-140 ortalamayla geldiğimi düşünürsek gayet iyi yakmış. Şehir içinde 10.5-11 falan yakıyor. Uzun yolda gayet iyi performans. Ve hiç yorulmadım, yani belim ağrır falan diye düşünmüştüm ama hiç yorulmadım şimdiye kadar, harika. Bahsettiğim şey şu, mesela yolda bir tane bavulunuz varsa ve benim gibi geri zekalıysanız ve alışveriş yaparsanız şu halde gidiyorsunuz. Bir tane daha bir şey koyacak yer yok mesela. Böyle bir handikapı var. Ve arabayı da bu şekilde, eğer tek başına gidiyorsanız burayı da bagaj olarak kullanıyorsunuz. İzmir'e geldik. 459 km ve hala yarım depodan bir tık daha düşük benzinim var. Yani beni rahat rahat Çeşme'ye kadar götürür. Gayet iyi yaktı. Yani en son Manisa'dan sonra biraz gazladım ama yakışı harika. Şöyle bir İzmir güneşi var. Görüyor musunuz? Saat 18.49. Şöyle bir güneş var. Müthiş. Hava 31 derece. İstanbul'da kapalı bir hava vardı.
Evet, Çeşme'ye kadar da ben de patlıcan gibi çıkıyorum. Patlıcan da değil, bu ne ya? 80'lerde Nuri Alço'nun gittiği diskoda dans eden gençler gibi çıktım. 577 kilometre ve Çeşme'ye geldim. Şu anda hala 200 kilometrelik benzinim var. Çok iyi yakışı. Gidişi çok güzel arabanın. Yola çıkarken şeyi düşünmüştüm, acayip sırtım ağrıyacak falan diye. Süspansiyon sistemi harika. O kadar güzel bir araba yapmışlar ki aerodinamiği, gidişi, süratlenmesi, ivmelenmesi harika. Ben gayet konforlu bir yolculuk yaptım ki uzun yolda bu arabayı hiç kullanmam diye düşünüyordum ama herhalde bundan sonra uzun yolda sadece bunu kullanacağım. Tek başıma olduğumda. Çeşme'ye geldik. Arabamız da burada. Gayet keyifli bir yolculuk sonrasında. Dalyan'dayız.